Efendim bugün harika bir konuğumuz var. Aynı zamanda şampiyon. Nasıl şampiyon? İhracat şampiyonu. Bu alanda seramik ve porselen alanında gerçekten önemli başarıları imza atmış bir kuruluşun yöneticisi. Harika Hanım'a hoş geldiniz diyorum. Merhaba evet. Celal Bey. Yani gerçekten sizin alanınızda başarılı olmak dünya açısından, Türkiye açısından önemli bir şey. Çünkü katma değerli ürünlere doğru yönelmişsiniz. Onun için mi ihracat şampiyonu oluyorsunuz? Celal Bey, Türkiye'nin son yıllardaki atılımına baktığımızda pek çok sektörde ihracat şampiyonları olduğunu ve olacağını görüyoruz. Ve Türkiye'nin son yıllarda yaptığı atan eğer doğru stratejiyle ve devlet desteğiyle tamamlanırsa çok daha farklı yerlere geleceğini düşünüyorum. Dünyadaki ihracata baktığımızda aslında ihracat şampiyonu Çin. Bu pandemi süresince düşünülen şu, Çin'den diğer ülkelere karşı bir kayış var satın almadı. Özellikle Avrupalı firmalar. Çünkü Çin ve ABD arasında, Çin ve AB arasında bir ticaret savaşı var. Biz de bundan istifade edebiliyor muyuz? Aslında konu sadece bunu istifade etmek değil. Baktığımızda Çin'in rakamlarını, Çin'in dünyaya olan ihracatı %52'den 57'ye çıkmış. Demek ki Çin'in ihracatı aslında düşmedi. Avrupa'ya mı, Amerika'ya mı düştü? Bütün dünyaya aslında artmış durumda. Fakat Türkiye'nin buradaki payı arttı diyebiliriz. Ve bundan sonra da artacak. Baktığımızda ihracat arttıran nedir diye istersen üzerinden bir geçelim. Mesela bizim için tedarik önemli, finansman önemli, sabit giderlerin öngörülür olması son derece önemli. Diğer ülkeler ile yapılan ikili ticari anlaşmalar son derece önemli. Yani bizim için bariyerler olmamalı ya da Türk ürünlerine anti-dumping uygulanmamalı. Biliyorsunuz şu an Suudi Arabistan'a ürün satmakta zorlanıyoruz. Mısır'a ürün satmakta zorlanıyoruz. Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkeleri Fransa'nın hegemonyası altında olduğu için ürün satmakta hala zorlanıyoruz. Siyaset de ticareti etkileyen faktörlerden biri tabii. Bu anlamda. Ama buna rağmen ben şeyi gözlemliyorum. Yani özel sektörün başarısını teslim etmek gerekiyor. Neden? İşte biraz önce saydığınız yani Mısır'a ihracatı başka bir alandan. Rusya'da bir tıkanıklık olduğu zaman başka bir yerden dolaşarak bu işi beceriyorlar. Yani çok dinamik, genç, farklı bir özel sektör var. Siz de bu alandaki isimlerden birisiniz. Gerçekten genç, dinamik, dünyayı dolaşıyorsunuz. Bütün lokantaları geziyorsunuz. Hangi trendler nasıl gelişiyor diye onlara bakıyorsunuz. Değil mi? Öyle bir şeyiniz de var. Celal Bey, ben işim dolayısıyla çok seyahat ediyorum. Seyahatlerim sırasında da değişik restoranları ziyaret etmeye gayret ediyorum. Özellikle o sene açıklanan 50 best yani dünyanın en iyi 50 restoranını ziyaret etmeye çalışıyorum. Ya da bölgede eğer Michelin yıldızlı restoran varsa ya da Michelin yıldızlı olmasa bile trend olan, popüler olan, adı duyulan restoranları ziyaret etmeye çalışıyorum. Buradaki trendlere bakıyorum. Yemekleri, sunum şekillerini, tabakların kullanımlarını dikkate alıyorum. Döndüğümde de fabrikada arkadaşlarla paylaşıyorum. Onlar da geziyorlar. Sadece fuarları gezmek Arge olmuyor. Gibi dolaşıyorsunuz yani. Ayakta Arge. Tasarım diyelim. Evet. Çünkü Arge çok farklı bir iş. Doğru, biz, doğru. Evet, tasarım. Tasarımı yakından takip ediyorsunuz. Yani. Tasarım sadece tasarım takip etmiyoruz. Aynı zamanda şeflerle beraber çalışıyoruz. Ve tabakları nasıl daha iyi kullanabiliriz? Onları beraber geliştirmeye gayret ediyoruz. Çünkü önemli olan tabağın içerisinde yemeğin sunumu. Bugün şefler sadece tadlarla yarışmıyor. Sunumda da yarışıyor. Tabii sadece şefler değil, bir de amatör şefler var sosyal medya sayesinde. Biliyorsunuz artık yemek yapmak, yemeği post etmek. Hepimiz biraz şefiz yani. Hepimiz biraz şef olduk. Evet. Özellikle pandemi süresince Türkiye'de en çok satılan ürünlerden bir tanesi yoğurt ve ekmek makinesi olmuş. Demek ki herkes evde yemek yaptı. Demek ki herkes tabağın içerisine koyduğu yemeği sadece tat olarak değil, görsel olarak da bir tık yukarı çıkartmak istiyor. Peki mesela bize biraz böyle yeni trend, biz bilmiyoruz şimdi, yeni trendlerden bahseder misin? Nasıl gelişmeler var tabakta, işte sofra düzeninde nasıl gelişmeler var, nasıl bir eğilim var? Bu 50 önemli restoran nelere dikkat ediyor falan, biraz bilgimiz olsun bu konuda. Biz ürünlerimizi otel grubu yani Horeca, Hotel Restaurant Catering ve ev grubu olarak ikiye ayırabiliriz. Ev grubunda biz beyaz porselen üretiyoruz. Krem renkli, şeffaf, ışığı geçirgen yani bone china denen ama artık fine bone adı verilen ürünleri üretiyoruz. Bunlarda da yuvarlak ve kare ürünlerimiz var. Yani toplamda 3 farklı ürünümüz var ev grubu için.
son 2018 yılında da dijital baskı tekniğiyle oluşturduğumuz dijibonlar var. Bu dijibonların özelliği üzerindeki dekorun çıkmaması. Hem ev grubunda hem otel grubunda biz ömür boyu desen garantisi veriyoruz. 2018 yılında geliştirdiğimiz... Bu sizin farkınız aslında değil evet, mi? Evet, bu bizim farklarımızdan bir tanesi. Hatta bizim ihracat şampiyonu olmamızı sağlayan en önemli etken kendi Ar-Ge'mizde geliştirdiğimiz Türkiye'nin ilk ve tek bonu, fine bonu ve dijital baskıyla dijibonu. Yani bu, baskının çıkmaması. Baskı çıkmıyor. Evet, baskı çıkmıyor. Bu sayede bizim ihracatta ürünlerimizin sadece miktarı artmadı. Katma değeri de arttı. Bizim sektörümüze baktığımızda aslında ihracat ürünlerinin katma değerinin son derece düşük olduğunu görürüz. Yani 1 doların altındadır. Fakat Gral Porsche'niz 2 dolar, 2 dolar civarı. Hatta 2 doların biraz daha üstünde. Belki bu sene biraz yani daha yukarı çıkacak. Yani o sadece çıkarız. Çıkmama olayı bile bu kadar etki yapıyor mu? Başka şeyler de var mı? Tabii ki pek çok şey var. Ama ürünü, o temeli o yani. Temeli o sadece de şimdi o özellikle ihracat müşterisi on time delivery'e bakar. Yani OTD'si onun için çok önemlidir. Zamanında ürünün teslim edilmesi. Tamam. After sale service. Yani müşteriyle satış sonrası ilgilenilmesi, hizmet verilmesi. Ürünlerin birinci kalite olması. Zamanında teslim edilen ürünlerin en iyi kalitede olması ve onların istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olması. 2 dolar ihracatın nedenlerini saydınız aslında. Tabii. Değil mi bu? Tabii. Şimdi şu baskı meselesi. Baskı mı yeni dönemdeki trend? Evet, en önemli trend o. Yani eskiden düz tabaklar vardı. Çok... Şimdi baskılı değişik şekillerde. Ev grubunda her zaman için dekorlu ürünler vardı. Fakat bunlar serigrafi baskıdır. Ve zaman içerisinde çıkabilir. Hı, ama ev grubunda biz ya elimizde yıkarız ya da bulaşık makinesine atarız. Çok uzun yıllar içerisinde çıkar. Fakat Horeca grubunda 3 ila 6 dakika belki 10 dakika gibi kısa zaman içerisinde bulaşık yıkayan makinelerin tazyikli suyu bu serigrafi baskıyı çıkartır. Dijital baskı tekniğiyle yapılan ürünler, biz onları dijibon diyoruz. Bisküvi halindeyken makine onun üzerine dekoru basar, sonra yeniden fırına girer. Böylece üzerinde parlaklığı veren maddeye sır denir, sır alt ürün olur ve çıkmaz. Horeca grubunda bu çok önemli. Çok önemli, dekoru evladiyelik oluyor yani. Tabii, ev grubunda da son derece önemli. Onda da evladiyelik oluyor. Ama ev grubunda daha önce çeyiz setleri çok satarken, yani porselen yemek takımı yanına porselen ya da bon, belki seramik kahvaltı takımı ve çelik grubu varken, artık daha küçük setler moda ev grubunda. İnsanlar çorbalığı almak istemiyor. Özellikle online satışlarda, offline ile online karşılaştırmamızda satışlarımız farklılaşmaya başladı. Yani züccaciye mağazalarında satılan ürünler daha çok çorbalıklı, büyük takımlar, altın, platin yaldızlı ürünlerken, online'da sattıklarımız... Tasarruf etmeye başladık ev grubunda. Tasarruf demeyelim de biraz daha küçük parçalara gidiyoruz diyelim. Yani orada dekorlar değişti. Orada dekorlar değişti. Daha çok dijital baskı. Dijital baskıda renkler farklıdır ve altın, platin yoktur. Dijital baskılı ürünler, dijibonlar ön plana çıkmaya başladı. Bon China da ön plana çıkmaya başladı. 84 parçadan daha küçük açılımlar. Mesela 36 parçalar, 24 parçalar, son dönemde 18 parçalar, 16 parçalar, 62 parçalar. İçerisinde çorbalık potunun olmadığı takımlar ön plana çıkmaya başladı. Belki ailelerin küçülmesi, evlerin küçülmesi, pandemiyle beraber insanların daha sosyalleşmesi, daha şimdi, az misafir ağırlaması. Bunu yani burada bir trend değişiklikleri var. İşte baskıyla ilgili trend değişikliği var. Bu şeyde tabii Horeca'da çok önemli. Düşünsenize... Eğer baskı silinmesi halinde silinmiş tabaklarla servis yapma şansları yok yani orada. Onlara büyük bir şey sağlıyor. Artı sağlıyor. Tasarruf sağlıyor aslında. Doğru. Maliyet düşüşü sağlıyor. Çok tercih edilen bir ürün haline geliyor birden. Doğru. Belki de 2 dolar o. Yani onun getirdiği bir şey. Biraz önce söylediniz de onu da merak ettim şimdi. Online satışlarımız dediniz. Nasıl? İyi gidiyor mu online satışlar? Pandemiden önce biz online için büyük yatırımlar yaptık. Fakat yine pandemi bizi... Pandemiden önce. Pandemiden çok, çok önce. Çünkü biz 5 sene önce dünyanın artık online'a döneceğini gördük. Yani hayat artık tabletlerde. Cep telefonlarımızda, bilgisayarlarda, tabletlerde. Satış pazarlamanda Türkiye'ye, Amerika'dan ya da Avrupa'dan biraz sonra geldiğini düşünürsek, satış pazarlamında burada ilerleyeceğini düşündük ve yatırım yaptık. Fakat pandemiyle beklemediğimiz yerden çıktı. Biz bu kadar hızlı, bu kadar yüksek bir talep olacağını düşünmemiştik.
Çünkü herkes evlere kapanınca... Kimse düşünmedi zaten yani. Herkes evlere kapanınca bir anda çok büyük bir talep oldu. Biz aslında o dönemde otel grubu stoğuyla başlamıştık. Çünkü Mart, Nisan, Mayıs, Haziran bizim otel grubu satışlarımızın yoğun olduğu dönemdir. Yani Haziran'da azalır. Düğün öncesi de ev grubu satışları başlar. Dolayısıyla biz o dönemde stoğumuzu otele yaptık. Düğünler için de işte Nisan, Mayıs, Haziran gibi dönemleri düşünüyorduk. Fakat pandemi Mart'ta dünya etkisi altına aldı. Online olarak pandemiyle beraber Mart sonu Nisan başı 2020'yi ele aldığımızda o günden bugüne çok şey değişti. O gün elimizde olan ürünler daha çok 84 parça, altın yaldızlı, platin ürünler olurken bugün stokta online için sattığımız ürünler birbirinden farklı. Yani 18 parçalara düştük. 16 parçaya düştük. Artık altılı setler var. Daha butik. Daha küçük. İnsanlar daha hızlı alışveriş yapmak istiyor. Daha hızlı tüketmek istiyor. Alıp bir süre kullanıp kenara koymak istiyor. Eskiden evladiyelik ürün satılırken online'da, şimdi biraz daha farklı dekorlar birbirine match etsin. Hani bugün bunu alsın, 6 ay sonra başka bir ürün alsın. Ama dekorları birbiriyle uyumlu olsun. Mix and match olarak kullansın. Biz bunları şuradan anlıyoruz. Değerli müşterilerimiz sürekli olarak bizi bilgilendiriyorlar. Bize mailler atıyorlar, mesajlar yazıyorlar. Bunu çok beğendim. Bundan bu ama... uydu mu birbirine falan diye soran var mı öyle? Çok. Çok güzel, ilginç. Çok. Çok iyi bir diyalog var o zaman. Yani çünkü doğru aslında, siz mutfakta evin yani en önemli yerinde ailenin içindesiniz aslında. Tabii ki. Değil mi? Yani böyle baktığınızda. Yani biz her gün sizinle beraberiz Gürat Porsiyon olarak. Evet. Biz her gün en mutlu günlerinizde yanınızdayız. Bayram sofranın yanınızdayız. Kahvaltıda sizinle beraberiz. Erken saatte, geç saatte. Gece geç yemek isteyenler var. Onlarla da beraberiz. Bu arada dediniz ya, seyahat etmeyi çok seviyorum. İşte özellikle restoranları geziyorum, özel olarak iş olarak geziyorum. Bu arada kaldığınız otellerde vesairede de mesela kendi tabağınız olduğu zaman tanıyor musunuz onu? Tanırım. Özellikle bazı formlarımız kendinden rölyefli ise, en çok satan ürünümüzden bir tanesi İstanbul'dur. İstanbul'un ismini ben vermiştim. O yüzden her şeyden önce onu tanırım. Son dönemde sattığımız dijital baskılardan 4 tane dekorumuz çok güzel satıyor. Bütün dünyaya dağıtıyoruz. Onların hepsini görür görmez tanırım. Bu arada, sizin ürünleriniz de Güral. Öyle mi? Tabii ki. Bizimki de öyle. Onu da tanıdınız. Güzel. Onu da tanıdım. Bu arada siz bu pandemi döneminde ve sonrasında meydana gelen ekonomiyle ilgili, iniş çıkışlarla ilgili durumu aldırmadan yatırıma devam ediyorsunuz. Edenlerden birisiniz. Çok önemli bir yatırım kararı aldınız. Ne durumda? Bitiyor mu? Nasıl gidiyor? Kütahya şenlenecek herhalde. Yatırıma karar verdiğinizde şartlar ne olursa olsun devam etmek zorundasınız. Yani yağmur da yağsa, güneş de açsa iş hayatı koşmayı gerektirir. Durursanız düşersiniz. Biz bu yatırım kararını çok önce aldık. Pandemiye denk geldi. Pandemiyle beraber çeşitli tatsızlıklar yaşadık. Ama inşallah 2021'in ilk çeyreğinde fabrika açacağız. En son başımıza gelen çip krizi oldu. Dünyada çip krizi, etkiledi, çip krizi bizi de vurdu. Makinelerimizi gönderen firma dedi ki biz kontrol panellerini daha geç teslim edeceğiz. Çünkü çip yok. Şu an onu bekliyoruz. Bittiğinde Türkiye'nin en kapsamlı yeni 4.0 teknolojisi çalışan en iyi fabrikalarından bir tanesi Güral 29 Ekim seramik fabrikası olacak. Biz burada porselen değil, yer ve duvar karosu üreteceğiz. Farklı bir alana giriyorsunuz. Farklı aslında. Bir alana giriyoruz. Aslında ben yani birbiriyle bağlantılı ama farklı. Birbiriyle bağlantılı çok değil. Evet, biz toprak ve ateş grubunu üretim yapıyoruz. Porselen üretiyoruz. Güral porseleni, Güral vitrifiyeli lavabo ve klozet üretiyoruz. Şimdi yer ve duvar karosuna giriyoruz. Yani bir tanesi gastronomi hitap ederken aslında biz Güral vitrifiyeli inşaat sektörüne hitap ediyoruz. Yer ve duvar karosu da inşaat sektörüne devam edeceğiz. Fabrikada bu yeni dönemdeki duruma hakim olmak ya da uyum sağlamak için yeşil mutabakatla ilgili bir takım çalışmalar kararlar yapıyoruz. Vardır. O tabii. Ona dikkat. Yeşil bir fabrika mı oluyor yani? Yeşil bir fabrika oluyor. Yeşil yani türünün son örneği olacak. Yeşil bir fabrika olacak. Ve bittiğinde bugün 40 milyon euro harcamış olacağız bunun için. 7 milyon metrekareyle başlıyoruz. Kaç kişi çalışacak? 300 civarında istihdam sağlamayı hedefliyoruz. 7 milyon metrekare 11 ve 35 milyon metrekare. Bu arada işçi bulamıyormuşsunuz duyduğum kadarıyla. Çalışan mesai arkadaşları bulmak şu an bütün sektörlerin en büyük problemi. Bu arada duyuru yapalım. Yani Kütahyalılar böyle bir bekleriz. İş imkanı var. Başvurabilirler. Bütün Kütahya ve çevresine diyelim. Kütahya ve çevresi, ama özellikle kadınların iş gücüne katılmasını biz çok önemsiyoruz. Mavi yaka ve beyaz yaka olarak. Kadınlar olacak. Kadınlar. Tabii ki biz çok fazla bayan mesai arkadaşla çalışıyoruz. Evet.
Sizi de mesela şirkette erkekler öne çıkardılar. Yani babanız mesela sizin çok büyük destekçilerinizden biri oldu. Türkiye'nin en eski, en köklü kuruluşlarından biri aslında kuruluşunuz. Babanız da işin başındaydı, tecrübeliydi. Sizin önünüzü açtı ama. O zaman buradan babama selam söylüyoruz, teşekkür ederiz. Evet, yani. Celal Bey, bence iş dünyasında kadınlara öncelik verilmeli, şans verilmeli. Çünkü iş dünyasında kadın ve erkek diye bir ayrım olamaz. İş dünyasında çalışan ve çalışmayan, koşturan üreten ya da koşturmayan. Evet, ayrım olabilir. Eğitim herkesin hakkı. Bütün kadınlar ve erkekler eğitim almalı ve çalışmalı. Gelişmiş ülkelere baktığınızda Almanya, Finlandiya gibi bu ülkelerde kadın erkek ayrımını görmüyoruz. Özellikle iş hayatında ve sosyal hayatta. Bu ülkeler iki kanadıyla uçan güçlü kuşlara benziyor. Kadın iş hayatından aldığınızda tek kanadıyla uçmaya çalışan bir kuşa benzeriz ki bu kuş ne uçabilir ne koşabilir. Bizim iş hayatında daha aktif rol oynamamız gerekiyor. Evet, benim iki tane erkek kardeşim var ve son derece başarılı iş insanları. Babam bizi başından ayırdı. Dedi ki herkes kendi sorumluluk alanı içerisinde ne kadar çalışmak istiyorsa. Biz hepimiz aynı iş kollarına bakarız, birbirimize destek oluruz. Ama birbirimize karışmayız. Bu çok önemli. Biz dönem sonunda birbirimizin ne yaptığını kontrol ederiz. Yani bunun kadını erkeği yoktur. İş dünyasında sizin söylediğiniz gibi koşturmak isteyen ve koşturmak istemeyenler vardır. Ama ben inanıyorum ki iş dünyasında ve sosyal hayatta kadına gerekli şans verilir ise bu ülke daha farklı yerlere gelecektir. Siz örgütlerde de yani TÜSİAD'dan İTO'ya kadar farklı farklı örgütlerde etkinsiniz. Orada da baktığınızda iş insanları arasında da kadınların hızla öne çıktığını gözlemliyoruz, görüyoruz aslında. Aslında Cahil Bey, ben DEİK üyesiyim, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu. Üye sayımızın içerisinde kadınların oranı çok az. TÜSİAD üyesiyim, TÜSİAD'da çok az. Züccaciyer Meclis üyesiyim, orada da az. İTO'dayım, orada da az. Yani iş dünyasında, Türkiye'de iş dünyasında kadının yeri hala üst seviyelerde değil. Yani executive manager seviyesinde kadın sayısı hala çok az. Ne zaman ki biz eğitimli kadınları iş dünyasında yukarıya çıkartırız, yani bu glass ceiling denen cam tavanı kırarız, o zaman bu ülkenin iş dünyası farklı bir yere gelir. Ben buna inanıyorum. Bu sizin sektörde kadınlar var. Yani diğer sektörlere göre daha biraz daha avantajlısınız diye düşünüyorum. Bu bizim sektörün, yani sizin bu konuştuğumuz sektörün en önemli rakipleri kim? Mesela İtalyanlar mı? Yani biz nereye hedefliyoruz? Ne durumdayız dünyada? Yani işte tabak deyince, porselen deyince ne durumdayız? Nereye konumlandırmalıyız kendimizi? Ve biraz da artık yaşınız genç ama tecrübeliler kategorisindesiniz bu alanda, teşekkür bu sektörde. Ederim. Ne önerirsiniz, ne yapsın sektör ki kendini geliştirsin? Celal Bey, baktığınızda porselen aslında Çin'den çıkmadır. Zaten adı China'dır dünya üzerinde. Çin'den, esas o. Çıktığı yer China. Oradan Avrupa'ya geliyor, oradan Osmanlı'ya geliyor. Fakat zamanında porselen... Çin porselenin deyince biraz böyle daha kalitesiz. Kalitesi biraz gibi, daha düşük gibi algılanır. Evet. Tabii ki onun da farklı kaliteli ürünleri var. Yani daha kalitelisi, kalitesi daha zor ürünleri var her ülkede ve her firmada olduğu gibi. Osmanlı'ya gelişine baktığımızda porselen döneminde saraya ve sarayın etrafındaki insanlara ait olan bir ürün. Porselende yemek yemek lüks. Yani gümüşte yemek gibi bir şey. Zaman içerisinde bu halka yayılmazdı. Ama halka yayılması Cumhuriyet'in ileriki dönemlerini kapsıyor. Porselen piyasası dediğimizde bugün en önemli oyuncular hala Almanya'dır. Zaten İtalyanların ve Almanların makinalarını kullanıyoruz biz. Yani know-how hala yurt dışından geliyor. Son yıllarda İspanyollarda bir atılım var. Özellikle teknoloji üzerine. Mesela bu dijital baskı tekniği İspanya'dan çıktı. Boya konusunda ve makine konusunda İspanya bir atılım içerisinde. Ki bu çok önemli bir şey. Çünkü bu sektör sadece porselen üretmekle ya da bizim ürettiğimiz gibi fine bond üretmekle kalmıyor. Bunun makinesi var, boyası var, değişik aparatları var, teknik servisleri var. Bu konuda da Türkiye aslında yatırım içerisinde olmalı. Olmalı. Tabii ki. Çünkü bunların ihracatı arttığında katma değerli ürün yapmış ve Türkiye'nin genel ihracatını arttırmış oluyoruz. Cari açığı azaltmış oluyoruz. Baktığınızda bizim sektörde 1 doların altındayken Eurolinks 2 doların üzerine bir ihracat. Ama savunma sanayide nanoteye baktığınızda mesela Almanya çok daha yüksek. İtalya'ya bakıyoruz. İtalya ve İspanya daha çok yer duvar karasunda
çok başarılıdır. Şimdi onlara rakip olacaksınız. Şimdi onlara rakip olacağız. Onların teknolojisiyle. Peki tasarım şeyi ne burada? Biz tasarımda nasılız? Yani tasarım diyeceğim. Tasarım yarışmaları falan çok oluyor. Ben onları takip ediyorum. Çok gençler de çok ilgi gösteriyorlar. Evet, siz bayağı ilgilisiniz teknolojilerle. Çok da ilgi gösteriyorlar. Çok umutluyum o alanda. Nasıl görüyorsunuz oradaki Türkiye'nin şeyini, şansını? Ben ileride çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. Eğer gerekli desteği devletimizden de alırsak, mesela devletimizin verdiği bir Türk Halit desteği var biliyorsunuz. Bunun gibi farklı destekler alırsak ben tasarım konusunda da inovasyon konusunda daha ileri yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Mesela Türkiye, kendi sektörümüzde Türkiye'nin ilk devlet destekli Ar-Ge'si Güral Porselen bünyesinde. Zaten burada ürettiğimiz Ar-Ge ile beraber biz bu ürünleri oluşturduk. Mesela Türkiye'de satılan ilk kare bonu biz üretiyoruz. Tabii bu çok önemli bir şey. Yani sadece yuvarlak değil, bugüne kadar yurt dışından gelen ev grubu ürünlerin büyük çoğunluğu kare bondan oluşuyordu. Biz bu ürünü çıkarttıktan sonra bu içeriye gelen ithalat azaldı. Anladım. Bu çok, çok enteresan tabii. Yani ithalat azalınca biz döviz ödemiyoruz. Cari açığa katkıda bulunuyoruz. Yani bunun gibi çabaları ben çok önemsiyorum. Çok değer veriyorum bunlara. Tasarım, haklısınız, çok önemli. İnovasyon çok önemli. Ar-Ge çok önemli. Ürge çok önemli. Anladım. Harika Güral, çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Yeni fabrikanız en kısa sürede açılsın inşallah. Çok teşekkür ederim. Dünyada da daha çok işte lokantada, evde olun. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim, noktalıyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz.